Yeter artık ağlama oğlum. Yetimhaneden aldı seni Rahmi abi. O dönem çocuğu olmuyordu, seni yetimhaneden aldı. Şansa bak ki daha sonra Mustafa dünyaya geldi. Yetimhaneden almadım. Cami avlusunda buldum. He, pardon abi. Ama Allah şahit, öz oğlumdan bile seni ayırmadım bugüne kadar. Tamam, ona biraz fazla harçlık veriyor olabilirim ama ikinizi de eşit seviyorum. Lan bir dur, bırak da bir ağız tadında yalan söyleyecek. Lan Mustafa, çaya yine karbonat mı katmaya başladınız? Zip gibi olmuş bu çay. Yok abi, ne karbonat? Edepsize bak, yüzüme baka baka yalan söylüyor. Baba ilana bak, memurdan az kullanılmış, içinde küfür dahi edilmemiş, tam istediğin gibi bir araç 100.000 TL'ye ilana katılmış. Senin bütçe ne kadardı Rahmi abi? 45-50.000 civarı falan. Ver bakayım. 45-50.000'e sen bu aracı alamayın ki Rahmi abi, piyasası zaten 100.000. Bak bakayım nasıl alıyorum, şunu bana yarım saat verin, gerisine karışmayın. Ben de geleyim mi baba? Şimdi ne öttü ki makine? Gerçek baban değilim ben senin. Anla artık. Hocam aracımız bu. Değişen yok. Arabanın boyası, çiziği kesinlikle yok abi. Kardeş, sorma sahip bu makine niye böyle ötüyor? Yalan makinesi. Yalanı duyunca dayanamıyor, ötmeye basıyoruz. Bizde yalan yok kardeş. Arabanın kilometresi de orijinal. Aracın tüm bakımları da yapıldı. Ciddi alıcıysanız 100.000'e bırakırım. Kardeş, bırak artık yalan söylemeyi. Doğruları konuş, doğruları. Yalan söylemekten makineyi bozacaksın. Abi arabada değişen var. Çizik boya desen haddi hesabı yok. Kilometresini de düşürdük. Piyasası da 45-50.000 lira. Bak ötmedi. Hep böyle doğrular söyle. Yürü notere gidelim. Biz geldik. 45.000'e nasıl aldıracağız siz o aracı? İşin içine yalan girmezse 20.000'e bile alırsın bu arabayı. Herkese benden çay. Zaten bizden başka kimse yok kahvede. Tahta saman yabası, kareşeğin sıpası, sarı kızın elinden düşmez bostan çapası.